Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Bugün mantık dersimizde son derece önemli bir konuya başlangıç yapacağız. Bu konu bizim YouTube kanalımızda yapmış olduğumuz tüm dersleri, okumaları doğrudan ilgilendiren bir konu, istidlal konusu. Dolayısıyla bugün ele alacağımız konu üzerinde mümkün olduğunca tafsilatlı bir biçimde durmayı düşünüyorum. Çünkü diğer yapacağım derslerde Cabiri okumaları, Ebu Zeyd okumaları, efendim Seyyid Hüseyin Nasır okumaları gibi yapmış olduğumuz okumalar ve dahi efendim felsefe giriş okumalarımızda bu konu doğrudan bütününü ilgilendirdiği için buraya atıfta bulunabilmek, burayı dinleyin diyebilmek ya da böyle konuşmuştuk diyebilmek açısından inşallah bu dersimiz son derece önem arz ediyor. Hemen ekranımızı paylaşalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, İstidlalul Mubaşir'e geldik. El İstidlalul Mubaşir. Daha önce istidlalden çok kısaca bahsetmiştim. Bir İstidlalul Mubaşir var. Bir de biraz sonra göreceğimiz üzere gayri mübaşir olan vardı. Dolayısıyla bu İstidlal el Mubaşir ifadesi bizim yapmış olduğumuz derslerimizde orada da ifade etmeye çalıştığımız gibi buradaki mübaşir sözcüğünden anlamamız gereken husus akisti, döndürmelerdi. Bunların da karşılıklı bir tekabül durumu üzerinden bunları konuştuk. Yani istidlalin nedeni tekabüldür. Elimizdeki unsurları birbirlerine karşılık gelmek üzere denkleştirdiğimizde aksi müstevayı, zıtlarını aldığımızda aksi nakizi elde ettik. Ama yine bunların birbirlerine bir delaleti söz konusu olduğu için, birinin diğerini göstermesinden bahsettiğimiz için buna el istidlal diyoruz ve unsurlar doğrudan elimizde olduğu için de el mubaşir diyoruz. Onun için müellif şöyle başlayacak. Cemî'u mâ tekaddeme min ahkâmil kadâya. Önermelerle ilgili hükümler konusunda buraya kadar geçen tüm bahisler, en-nakiz vel-akuz, bu tüm döndürmeler ve efendim çelişkiyle ilişkili söylemiş olduklarımız, hiye min nev'il istidlalil mubaşir. Bunların hepsi, burada da çizelim, doğrudan istidlalin bir türüdür. Doğrudan istidlal türüdür. Bu gördüklerimiz, buraya kadar okuduklarımız doğrudan istidlaldir. Neden? Bin nisbeti ilel kadiyyetil muhavveleti minel asıl. Çünkü elimizde asıl dediğimiz bir önermemiz var. Bu önermemizin bir mevzuu var, bir de mahmulü var. Zaten elimizde var önerme asıl olarak. Yaptığımız ne? Yaptığımız bunu tahvil ediyoruz, dönüştürüyoruz. Neye dönüştürüyoruz? Mahmulü öznenin yerine, özneyi de mahmulün yerine alıyoruz. Dolayısıyla zaten bunların bir mukabiliyet ilişkisi var aslında. Döndürmede de bunu devam ettirmiş oluyoruz. Bunları konuştuk. Ey en-nakiz vel-aks. Bunları isterseniz vurgulayalım. Aksi nakiz ve efendim aksi müsteva olarak gördüğümüz nedir? Döndürmelerdir. Çünkü diyor ki لِأَنَّهُ يُسْتَدَلُّ ف۪ي النَّق۪يظِ مِنْ صِدْقِ اِحْتَ الْقَضِيَّتَيْنْ عَلَى كِذْبِ الْاُخْرَى وَبِالْعَكْسِ. Çünkü istidlal edilir nakizde, çelişiğine yapmış olduğumuz döndürmede مِنْ صِدْقِ اِحْتَ الْقَضِيَّتَيْنْ. Elimizde bulunan iki önermeden birinin doğruluğu ala kizbil uhra diğerinin yanlışlığına ve bil aks tersi de olacak şekilde istidlal edilir.
bir çıkarımda bulunur. Bu da zaten elde mevcut malzemeden yaptığımız o için doğrudan mübaşirdir. Ve yüstedellu fi'l baki min sıdkıl ast. Geri kalan durumlarda ise istidlal aslın doğruluğundan ala sıdkı ma huvile ileyhi kendisine dönüştürülenin de yani akis yapılanın da doğruluğuna istidlal edilir. Ev min kizbil aks ya da ala kizbil asl ya da döndürülenin yanlışlığına ya da aslın yanlış oluşuna delalet edecek şekilde ne yaptık? Döndürmeler yaptık. Yukarıda okuduğumuz metinlerde bunları uzun uzun konuştuk. Şimdi öyleyse bu, tekrar ediyorum, elimizde var olan bir asıl üzerinden yapıldığı için şu tabir son derece önemli. Şu asıl üzerinde yaptığımız için ve asıl el mubaşir elimizde doğrudan bulunan bir durum olduğu için buna dayanarak yapmış olduğumuz istidlaller el istidlal el mubaşirdir. Aşağıda göreceğiz böyle bir durum yok. Ve semmeynahu mubaşiren li enne bakın diyor zaten. Ve semmeynahu mubaşiren bu tür bir istidlale mubaşir dememizin nedeni li enne intikale zihni ilel matlub zihin, akıl intikal eder. Neye? Matluba. Ani matluptan maksadım kizbil kadiyye. Kizbel kadiyye ev sıdkıha ya da doğruluğu, önermenin doğruluğu ve yanlışlığına zihin intikal eder. Ve böylece zihin elde mevcut olan önermelerden hareket eder. Ve yahsul innema yahsul min kadiyye vahide ma'lume bilinen tek bir önermeden çıkarır zihin. Fakat sadece elimizde bir önermemiz var. Niye asıldır o? Bila tavassı kadiyye uhra başka herhangi bir önermenin aracılığına ihtiyaç duymaksızın. Yani işlemlerimiz elimizde var olan tek bir asıl önerme üzerinde dönüyor. E bu elimizde zaten mevcut. Mevcut demek mübaşir zaten. Bugün canlı yayınlara niye mübaşir diyoruz? Şu anda mevcut olduğu için. Elimizde bu önerme mevcut. Mevcuttan hareket ederek zihin akislerinde ve döndürmelerinde sıdkı ya da kizbile hükmediyor. Bu doğrudan bir mübaşir durumdur. Ama aşağıda gelecek. Aşağıda bir X önermemiz, bir Y önermemiz var. Bunlarla ilişki kuracağız. Ya da bir X durumu, bir Y durumu var. Aralarında zihin başka bir şeyden hareketle bir alaka, bir ilişki kuracak ve oradan bir istidlal yapacak. İşte bu son derece önemli bir konudur ve onu inşallah ele alacağız. Evet efendim, bu zaten okumuş olduğumuz yukarıdaki metinlerin bir özetiydi. Bunu aksi nakizi kısaca okudum. En kısa dersimiz de aksi nakiz. Aksi nakizin arkasından bunu okuyabilirdim. Ama istidlal bahsine bir bütün olarak girmemizi sağlaması, istidlal bahsini bir bütün olarak konuşabilmemiz açısından bilerek ve kasten bu metni bugünkü derse bıraktım. Şimdi sayfayı da birazdan kullanacağız. Elbabul Hamis, 5. baba geldik. Şimdi burada 5. babımız El Hucce ve Heyetu Te'lifiha. Şimdi bizim burada vurgulayacağımız şey şu. Hüccetten söz edeceğiz, delilden. Bundan sonrasına artık yavaş yavaş gidelim, anlayarak gidelim, hem de çok iyi anlayarak gidelim ve hiçbir detaydan kaçınmaksızın konuyu bir açık seçik ortaya koymaya çalışalım inşallah. Hüccet bir delildir. Delil olduğu için istidlal bahsinden söz edeceğiz. İstidlal. İstidlal ne demek? Delil getirmek demektir. Delil olmadan bir istidlal olamaz. Şimdi dikkat duyunuz. Onun için aşağıda göreceğiz. İstidlal bütünüyle akli bir etkinliktir.
İstidlali akıl yapar. Fakat delil iki türlüdür. Akıl akli olandan hareket ederek istidlal yapabilir. Akli olmayıp mahsusata ait olandan hareket edebilir. Demek ki tasavvuri olandan da hareket ederek akıl istidlal yapabilir. Tasdiki olandan, masadaktan hareket ederek de akıl istidlal yapabilir. Hangisinden hareketle yaparsa yapsın, istidlal tamamen akli bir şeydir. O halde daha dersin başında şunu tespit etmemiz gerekir. Konu istidlal olduğunda konu akılla ilgili demektir. Şimdi bu da bize tüm İslami ilimler geleneğinde mantıkta bu meselenin neden bu kadar önemli oluşuna da ayrıca dikkat etmek üzere hiçbir ilim dalının istidlalden müstani olmadığının altını çizersek, Arap dili edebiyatından bunları Cabiri derslerinde konuşuyoruz. Arap dili edebiyatıdır, fıkıh usulüdür, kelam usulüdür. Diğerlerini de sayalım. Tefsir, hadis, tasavvuf, irfan, felsefe. Bunların hiçbiri istidlalden müstani değildir. Madem ki her bir ilim dalında İstidlal bir yönüyle söz konusudur. O halde her bir ilim dalında akıl bir yönüyle söz konusudur. Çünkü istidlal doğrudan doğruya akılla yapılan, aklın öncelikli olarak varlığının mevcudiyeti, akıl vardır. Bir de aklın istidlal konusunda yetkinliğini, yani böyle bir beceriye, böyle bir yetiye sahip olduğunu teslim etmek zorundayız. Yani akıl istidlale yetkindir demezsek aşağıda göreceğiz. Akıl bu fonksiyonunu eda edemez. Akıl diye bir şeyi kabul etmezsek zaten bu meselelerin hepsi bitti. Onun için dini söylemlerde, vahyin söylemine baktığımızda, özellikle Kur'ani söyleme, metne baktığımızda, istidlali gayrimübaşirin oldukça sık bir şekilde kullanıldığını ve istidlali gayrimübaşir söz konusu olduğunda aklın devreye girdiğini, dolayısıyla Kur'an'da el aklu şeklinde akıl hiçbir biçimde geçmemiş olsa bile aklın bir fonksiyonu ve işlevi olan istidlal Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen her yerinde adeta vücudumuzdaki kanın bulunduğu gibi bulunduğunu söyleyebiliriz. Şimdi demek ki konumuz delil, delilden, hüccetten bahsedeceğiz. Peki şimdi madem ki konumuz hüccettir, delildir, öyleyse hüccetin, delilin söz konusu olması demek bir meçhulün, bir bilinmeyenin mevcudiyetini gerektirir. Bilinene delil gerektirilmez ki, değil mi? Görünen köy kılavuz istemez demiş atalar. Maluma delil getirilmez. Tahsilul hasıl diye daha önce konuştuk. Abestir, saçmadır. Bir meçhulün mevcudiyetini gerektirir. Ortada bir meçhul olmadan bir hüccetten, bir delilden söz edemeyiz. Peki meçhul neden hücceti, delili gerektiriyor? Çünkü biz meçhulün malum olmasını sağlayacağız. Diyelim ki meçhule diğer bir adıyla yok olsun bu. Biz buna var diyeceğiz. Yok değil, var diyeceğiz. Peki var diyorsan delilini göstereceksin. Burada da çok önemli bir hususa dikkatinizi çekeyim. Meçhulün meçhuliyetinin delile ihtiyacı yoktur. Bir şeyin yok ya da meçhul olduğuna delil getirilmez. Bir şeyin var olduğuna ya da malum olduğuna delil getirilir. Onun için istidlal meçhulün değil, malumun istidlalidir.
Yani maluma ulaşmak için matlup malumdur. Bu itibarla elimizde bir meçhul olacak, yani bir bilinmeyen olacak, bir yok olacak, onun var olduğunu, bilinebilir olduğunu göstermek için biz neye başvuracağız? Delile başvuracağız. İşte bu hüccet, delil bize bu meçhulün malum olmasını, yok olanın da var olduğunu kanıtlamayı sağlayacak. Onun için el hucce el delil delildir. Delil de dikkatliyiniz. Delil de bizatihi kendisi değil. Ya medlulü için delil olduğu şey için hüccettir. Ama burada biz ileri okumalarımızda gerek kelam, gerek felsefe, gerek fıkıh usulü okumalarımızda, ileri okumalarımızda, ülemanın geleneğimizde, ruhları şad olsun, efendim delilin bizzat kendisini de tartışmışlar. Önce delilin kendisinin ne olduğunu da uzun uzadıya tartışmışlar. Şimdi bugün bu derste girmeyi düşünmüyorum çünkü o zaman başlıktan aşağıya inemeyiz. Fakat yeri geldiğinde bunları konuşacağız. Delilin kendisinin delil oluşunu ayrıca konuşacağız. Bunu Cabiri okumalarında da biraz konuşuyoruz. Ama burada maksat istidlal olduğunda, istifal babının özelliğini de dikkate alarak söyleyecek olursak, konu istidlal olduğunda delilin görevi medlulüne işaret etmektir. Medlulünü göstermektir. Onun için şimdilik delille ilgili bu ileride, yani yakın zamanda Ebu Zeyd derslerinde ele alacağım. Batı'da semiyotik ve semiyoloji olarak dil felsefesinin ve analitik felsefenin en önemli mevzu ve konusu olan gösterge konusunu ele alacağım. Delil bir gösterendir. Delil bir gösterendir. İstidlal delilin gösterdiğine, gösterilene intikaldir. Demek ki akıl gösterenden hareketle gösterilene intikal eder ve dolayısıyla bu bir istidlaldir. Bu gayrimübaşir bir şeydir. Birazdan konuşacağız. Bu açıdan baktığımızda delilin bir gösteren olduğunu, istidlal eyleminin Ebu Zeyd'in de ifade ettiği gibi bizim geleneğimizde 20. yüzyılda felsefe alanında meşhur olan, analitik felsefeyle birlikte meşhur olan gösterge ve gösterge bilim meselesinin bizim geleneğimizde en kadim kelami tartışmalarda, Mutezile Sünni gelenek arasındaki en kadim tartışmalarda bütün detaylarıyla istidlalin boyutlarının ele alındığını, gösteren gösterilen ilişkisini ortaya koyduklarını görüyoruz. Dolayısıyla burada bizim ele alacağımız hususta delil bir gösterendir. Bundan gösterilene intikal istidlaldir. Ve gösterilen ile delilin uyumu, mutabakatı, gösteren gösterilen arasındaki mutabakat ve uyum bize istidlal ettiğimiz şeyin hakikati, gerçekliği, doğruluğu, yanlışlığı vesaire hususunda bir bilgi verecek. Şimdi dolayısıyla başlığımızda el hucce sözcüğü boşuna konulmuş bir lafız, bir sözcük değildir. Devamı da öyle. El hucce ve heyetu te'lifiha. Bakın, ve heyetu te'lifiha. Te'lifiha'daki ha hüccete raci. Demek ki bir de
Hüccetin telifinden söz ediyoruz. Telif ne demek? Terkip. Bir terkip yapacağız. Hey'e ne demek? Hey'et bir formdur, bir şekildir. Terkibin düzenidir, intizamıdır. Onun için hey'et tam anlamıyla semiyotik olarak göstergedir. Gösteren değil, göstergedir. Yani gösterenin gösteriş biçimidir, formudur. Bunları konuşacağız Ebu Zeyd derslerimizde inşallah. Dolayısıyla elimizde bir gösteren var. Bu delildir, hüccettir. Gösterenin gösteriş formu var, biçimi var. Bu hey'ettir. Hey'et bir terkiptir. O zaman terkip söz konusu olduğunda cüzler söz konusu olur. Bir yerde terkip varsa cüzleri var demektir. Bu cüzler ne ola ki bunlar arasında bir terkipten söz ediyoruz? Ne tür bir cüzleri var? Hey'etin, formun, demek ki burada bir form var. Hey'et bir form, bir biçimdir. Bir form var. Form bir terkiptir, teliftir. Telif ve terkip her zaman cüzlerin bir araya gelmesinden oluşur. O halde cüzler nedir? Evet. İşte cüzler istidlalin cüzleridir. Akıl istidlal yaparken A'yı, B'yi, C'yi, en sayıda neyse bunlar arasındaki ilişkiyi kullanacak. A kendi başına bir cüzdür. B kendi başına bir cüzdür. C de kendi başına bir cüzdür. O ayrı ayrıdır. Bunlar ayrı ayrı dururken hiçbir bizim ne istidlale ne delile bir konu olmazlar. Ama akıl A'yı B ile, B'yi C ile ilişkilendirir. Bunlardan bir sonuca, istidlale gider ve bu A ve B ve C'yi, dikkat buyurunuz, A ve B ve C'yi gösterene dönüştürür. Akıl bunları birleştirir, terkip eder, telif. Terkibul akli, et-terkibul akli, et-telifül akli. Akli bir terkip yapar, telif yapar, bunları böylece bir gösterene dönüştürür. Bunlar artık bir gösteren olur. Gösteren oldu ama gösteren olabilmesi için bir form kazandı. Bir form içine girdi, bir form kazandı. Yani telif oldu, terkip oldu. Ancak bir telif ve terkip olabildiğinde bir gösterene dönüştü. Böylece bu gösterene dönüşmesi artık bu telif bizim için bir şeye işaret eder, bir şeyi gösterir. Ve akıl işte o gösterilene yönelir ve ona ulaşır. Bu da istidlaldir. Evya da bunun adı mebahisul istidlal. Bakın, ya da kısaca İstidlal konuları, bakın konular, konu değil çoğu Cem. Demek ki istidlalin birçok türünden söz edeceğiz. Birçok yönünden bahsedeceğiz ve dolayısıyla böyle bir şeyden bahsettiğimizde o zaman konu son derece önem arz ediyor demektir. Hasılı daha önceki derslerimizde hatırlarsanız dedik ki mantık ilmi dört konudan oluşur. Külliler, beş tümel, tanım, tarif, önermeler ve onlarla ilgili ahkam. İşte bu konu nedir? Hüccet, delil, istidlal. Onun için en kısa tanım yaparken mantıkçılar genelde ilmul mantık et-ta'rif ve'l-hucce diye söylerler. Tanım ve delildir. Tanım hem küllileri hem önermeleri, çünkü önermeler de bir tanımdır, içerir. İkincisi de istidlaldir. Bunlardan hareketle istidlal yapmaktır. Mantığın asıl mevzu konusu budur. Şimdi dolayısıyla başlayacağımız mevzu bizim kanalımızda işleyeceğimiz, inşallah Allah kısmet ederse, Yüce Mevla'dan bir mani keder olmazsa, kanalımızın ileri okumalarına hazırlık yapıyoruz. Daha ileri okumalara geçmedik. Klasikleri okuyacağız. Ve orada bu meselelerin nasıl tartışıldığını, hangi akılla, istidlalle tartışıldığını göreceğiz. Ve orada bunları anlayabilmemiz için bu ön hazırlık bilgilerine ihtiyacımız var.
Şimdi konuya bakın. Müellif bir ne yapacak? Giriş yapacak. Evet. Tasdirun yani mukaddime. Konuya bir giriş yapacak. Konuya diyor bir girelim. Bir mukaddime yapalım. Bakalım konu neymiş? Bu mebahisul istidlal ya da el hucce ve te'lifuha. Bu konu nedir, ne değildir? Müellif şimdi bize bundan bahsedecek. Bunları bir okuyalım inşallah. Metni bitirelim. Metnin tamamını bitirdikten sonra son derece önemli bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Kendimce önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Önemli gördüğümü ifade etmeye çalışıyorum. Biraz belki uzayacak, sizi yoracak ama bundan önceki 26 dakikalık benim sürpriz dersimde hiç o kadar kısa dersim olmaz. Alacağım var sizden. Dolayısıyla o alacağımızı kullanalım inşallah. Evet. Diyor ki müellif, inne esma hedefin lil mantıki ve aksa maksadin lehu. Mantıkçı için, mantık ilmiyle onun aracı, en yüce hedef, esma yüce demek, sumu da buradan, sema da buradan geliyor bu kelimeden, bu kökten. En yüce hedef mantıkçı için, ve aksa keza esma, aksa eşdeğer anlamdadır. Bu da kusvadan yine en ileri, en uç, en yukarı anlamında. Yani en yüce, en değerli, en kıymetli hedef, maksat. Hedef, maksat. Bir mantıkçıydın nedir? Yani mantık ilminde mantıkçının hedefi ne? Mantığı niye öğrenir insan? Yani biz şimdi bunu niye öğreniyoruz? Hedefimiz ne? Mebahisul hucce. Delil konusu. Neden bir mantıkçının en önemli konusudur bu? Çünkü insan, değerlendirmede de bunu konuşacağız. Çünkü insan dünyaya bilmek için gelen varlıktır. Öğrenmek için gelen varlıktır. İnsan dışındaki tüm diğer canlılar yaşamak için gelen varlıklardır. Onun için de yaşamlarına gerekli olan tüm donanımları apriori olarak, verili olarak, mazhariyet olarak sahiptirler ve gül gibi yaşar giderler. İnsan öyle değil. İnsan dünyaya yaşamak için değil. Yaşamın kendisi de dahil öğrenmek için gelen varlıktır. Öğrenmeye geliyoruz biz buraya. Bunu Seyyid Hüseyin Nasr'da kendimizi bilme konusunu ele aldım. Alacağım inşallah dördüncü konuda. Ayrıca farklı yönleriyle konuşacağız inşallah. Onları da dinlersiniz. Dolayısıyla biz öğrenmeye geliyoruz. Öğrenmektir amacımız. Biz öğrenerek yaşıyoruz. Bizim yaşamımız bir talimden, bir öğrenmekten ibaret olmalıdır. Onun için kendini bilmek önemlidir. Niye bütün bilgeliğin temeli kendini bilmek olarak tespit edilmiştir? Çünkü varlık nedenimiz o. Varoluş sebebimiz bilmektir. Bilmek için geliyoruz biz buraya. Peki insan buraya bilmek için geliyorsa, yani görevimiz bilmekse, bu bize neyi işaret eder? Bakın bu sözcük de bir gösterendir. Neye işaret eder? Yani biz buraya bilgisizce geliyoruz demektir. Sıfır geliyoruz. Ama bu sıfırlığı şöyle anlamayalım. Bilgi anlamında sıfır geliyoruz. Fakat Yüce Yaradan bize öyle bir değer vermiş çok şükür. İnsan olmak da zaten böyle bir şey. İnsan bunun için çok değerlidir. Yerlerden, göklerden bunun için önemlidir. Çok şükür. İnsan olarak bizi dünyaya gönderirken bizi öyle teçhiz etmiş, öyle donatmış, öyle verilerle bizi bu dünyaya göndermiş ki adeta Seyyid Hüseyin Nasr'ın ifadesiyle mutlakı bilmeye kadar önümüzü açmış. Bilmemizin sınırı yok arkadaşlar. Allah sınır koymamış. İnsanın
bilmesinin önüne Allah sınır koymamış. Onun için insan Allah'ın en yüce, en değerli, en kutsal aynasıdır. Bunları konuşacağız ileride. Seyyid Hüseyin nasıl göstermiş inşallah. Şu değer görüyor musunuz? Biz buraya bilmek için geliyoruz. Bilmeye geldiğimize göre meçhule yöneleceğiz demektir. E peki meçhulü nasıl bileceğiz? Hüccetle. Ya yani mebahisül hücce ey mebahisül bakın mebahisül ma'lumit tasdiki. Tabi tasdiki demiş tabi bu tasavvurisi de var bunda. Neye hüccet getireceğiz? Tasdiki olanın yani mahsusatın, masadakın, objenin bilinmesinin konuları. Malum bilinmeyle ilgili konular. Bilmeyle ilgili konuları konuşacağız. Yani bilgi dedik ya bilmek için geliyoruz. Ellezi bu tasdiki malumat yani karşılığı olan, objesi olan, nesnesi olan malumat ellezi yustahdemu littevassuli ile marifetil meçhulit tasdiki bakın. Bir meçhul tasdikimiz olacak. Yani nesnel bir meçhul bilinmez olacak, bir bilinmezimiz olacak ve biz bu bilineni, tasdiki bilineni, bir bilineni yustahdemu kullanacağız. Niçin? Littavassuli erişmek, ulaşmak için ile marifetil meçhulit tasdiki. Meçhulit tasdikinin bilinir olmasına, malum hale gelmesine. Onun için ta Aristoteles'ten beri meçhul bir bilinenden hareket ederek bilinir. Yani şöyle söyleyecek olursak el-meçhulü yu'lemu bi intikalil ma'lumi. Meçhul malumdan intikalle bilinir. Bilginin başlangıç noktası bilgidir. Bilgiyle başlarız. Bilinene, şey bilinmeyene, meçhule bilinenden hareketle yöneliriz. O zaman vel hucce indehum vel hucce indehum hum ellezin el menatık menatıka yani mantıkçılar. O halde mantıkçılar için delil ibarettir. Amma yeteellefu min kadaya mürekkep önermelerden ibarettir. Onun için el kadaya ve ahkamuhayı bu bahisten, istidlal bahsinden önce, hüccet bahsinden önce okumamızın nedeni mantıkçılar için hüccet ne demektir? Önermelerin telifidir. Az önce yukarıda arz ettim ya, elimizde A önermemiz var, B önermemiz var, C önermemiz var, önermeler var. Ama bunlar müstakil önermeler. Mantıkın işte temel ilkeleri gibi. Ama biz 3-5 tane temel mantıki ilkeden dünya kadar bilgi üretiyoruz. Neden? Çünkü onları telif ediyoruz. Bu önermeleri telif ettiğimizde, terkip ettiğimizde, telifin ve terkibin heyetine bağlı olarak bakın yukarıda heyetü telif dedik. Heyetin telifin heyetine, formuna, biçimine telif edilmiş, terkip ediliş biçimine bağlı olarak farklı bilgilere ulaşırız. İşte bu da bize diyor ki vel hucetu indehum yani indel menatika ibaretun amma yeteellefu min kadaya önermelerin efendim telifinden ibarettir. Yuttecehu biha ila matlubin. Bu ibaretun amma yuteellefu min kadaya diye okusak daha da efendim müellifin yazma imlasına uygun olabilir. Telif edilen diyelim. Ben konuşurken tercüme ve Türkçeyi esas aldığım için bazen okumalarımda müellifin imlada kastettiği şeye farklı okuyabiliyorum. Bunları hoş görün lütfen. Yuttecehu'yu görünce dikkatimi çekti. Vel hucetu indehum ibaretun amma yuteellefu min kadaya yuttecehu biha. Bakın bu
ha, kadaya yaracı. Bu önermeler ile yönelilir. Çünkü yukarıda ne dedik? Gösteren konusunu, gösterilen konusunu söyledik. Yüttece, ittica etmek, yönelmek nedir? Gösterenin gösterdiği istikamete dönmektir. Çünkü gösterenin görevi budur. Bize istikamet vermektir. Nitekim Kur'an ayetlerinde bunu çok inşallah konuşacağız ve kısmet olursa benim Kur'an hermeneutiği çalışmam tamamlanır, yayınlanırsa bunlar üzerinde de orada durduğumu göreceksiniz. Bakın şimdi. Oraya bir yöneliş olacak. Bir itticah söz konusu. Nereye? İlâ matlubin. Bakın. Matlub ne? Şu meçhulim tasdikiyi malum yapmak. Hedefimiz meçhulim tasdikiyi maluma dönüştürmek. Peki buna yöneldik. Meçhulü tasdikiye yöneldik. Ne yapacağız? Yüstahselu biha bakın. Bu önermeler, telif ettiğimiz bu önermeler sayesinde artık o meçhulü tasdikiyi tahsil etmiş. Yüstahsel yani bir mana yu'lem. Artık bilinir olacak. Bu bizim meçhulümüz değil, bilinir oldu. Ve innema sümmiyet hücceten. İşte bu nedenle hüccet diye isim verdik. Neden? Çünkü elimizdeki bir meçhuli tasdikiyi bir malumu tasdikiye dönüştürdü. Meçhulü tasdiki iken onu malumu tasdikiye dönüştürmeye vesile olduğu için buna hüccet dendi, yani delil dendi. Liennehu yuhtecu biha. Çünkü bu delil ile istidlal edilir. Yuhtaç bir mana istidlal, istidlal edilir. Yani bu delilin gösterdiği üzere neye alel hasm. Bakın alel hasm. Hasm sözcüğü bizim İslami ilimler geleneğinde onu vurgulayalım müsaadenizle. Çok fazla kullanılan bir sözcüktür. Çok çok fazla kullanılan bir sözcüktür. Onun için birkaç cümleyle bunun üzerinde durmama izin verin lütfen. El hasmu kelimesini lügatte efendim davalı olduğumuz, mahkemelik olduğumuz, düşman olduğumuz, karşıt olduğumuz şekilde efendim anlamlara geldiğini görürüz. Ama edebi literatürde ve özellikle ulumu İslamiye literatüründe hasım muhalifimizdir. Yani bizim gibi düşünmeyen muhalif. El hasmu yani la yetefekkeru mislena. Bizim gibi düşünmüyor. La yahtakidu mislena. Bizim gibi inanmıyor, düşünmüyor. Muhalif. Bizden farklı bakıyor. Yani el hasm, el hasm bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi inanmayan. Ne demek? Dikkat edin. Çok önemli bir şey bu. Ne demek? Bu da bir hücce kullanıyor. Şimdi buraya dikkat edin lütfen. Bunun da bir hücceti delili var. Yani el hasmu yestedillu bil hücceti kezalik. Hasım da bizim gibi hücceti kullanıyor, delili kullanıyor. Hatta belki aynı delili kullanıyor. Fakat heyetü telif farklı. Terkibi telifi farklı yapıyor. Bizden farklı sonuca ulaşıyor. Yani hasım dediğimiz, muhalifimiz dediğimiz, bizim gibi düşünmeyen, bizimle aynı kanaatte olmayan dediğimiz kimseler, bunlar delili, hücceti, istidlali mantıki olarak reddetmiyor. Böyle bir şey yok demiyor. Bilakis aynen biz istidlal ve hüccet konusunda ne söylüyorsak onlar da aynısını söylüyor. Ama fark şu ki yönelişe, ittifaha gösterenin gösterdiğine yönelişte, gösterenden hareketle yönelişte farklı itticahlar, farklı yönelişler söz konusu. Onun için işte burada bu itticahta A yönelişi B yönelişi olduğunda A B'nin B de A'nın hasmıdır. El hasm. Onun için bizim kaynakta mesela kâl el hasmu, e'taraz el hasmu çok kullanılan ifadelerdir. Muhalifimiz şöyle der. İza kâle hasmuna eğer muhalifimiz bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi inanmayan kişi şöyle derse fe cevabuna lehu ya da lehum
onlara cevabımız şudur. Kulna, biz de şöyle söyleriz diyor. Şimdi burada geleneğimizdeki ilmi nezakete, ilmi ciddiyete, çıtanın yüksekliğine dikkat edelim lütfen. Bütün kaynaklarımızda, klasik önemli kaynaklarımızı okuduğunuzda, muhaliflerin düşüncelerine yer verilmeksizin bir konunun ele alındığı tek bahis gösteremezsiniz bana. Bunu iddialı olarak söylüyorum. Ciddi klasik kaynakları tabii söylüyorum. Muhtasarlarını, özetlerini değil. Onlarda bile var ama klasik ciddi kaynaklarımızın hiçbirisinde bu yoktur. Her biri muhalifin görüşünü ciddiye alır, onu tartışır, haklı olup olamayacağını inceler, kendisinin gözünden bir şey kaçıp kaçmadığına bakar, bir taraftan muhalifine cevap verirken diğer taraftan da kendi itikadını ve görüşlerini tahkim eder, güçlendirir. Çünkü muhalifinin hatasını gösterebilmek, kendisinin isabetini tahkim etmek, güçlendirmektir. Bu nedenle bizim kaynaklarımızda hasmuna ifadeleriyle muhaliflerimiz konusu son derece yaygın biçimde kullanılır. Bunu acemi mütercimler bazen düşman şöyle söyledi ya da ya bilimsel bir mevzudan söz ediyoruz. Burada bir düşmanlık bir şey yok. Burada fikir ayrılığı var. Yani el hasm onda yazalım. Bir fikir ayrılıdır. Bir düşünce ayrılıdır. Ve bunlar birbirlerinin fikir ve düşüncelerine hem saygı göstermişler. Çünkü yer vermek bir saygı göstermektir. Ama yanlış olduğunu göstermesi gerekiyorsa da yanlış olduğunu, onun neden yanlış, kendi düşüncesinin neden doğru olduğunu da göstermiştir. İlim de budur zaten. Akademisyenlik de budur, ilim de budur. Evet, işte diyor bu delille istidlal edilir, yuhteccu biha, delil getirilir, istidlal edilir. Özellikle de ala harfi celiyle birlikte kullanıldığında bunun şöyle bir iması da vardır. Üstün gelinir demektir. Yani ihticac ala üstün gelmektir. Yani muhalifimizin görüşlerini çürütmek, kendi görüşlerimizin güçlülüğünü ortaya koymak demektir. Yuhteccu ala, ihtecce ala. Evet. Peki efendim, niçin li isbatil matlubi amacımızı ispat etmekte hücceti muhaliflerimize, bizim gibi düşünmeyenlere karşılık bizim kendi tezimizi, kendi savumuzu ispatta kullanır ve onlara galebe çalarız, üstün geliriz. Ve tüsemma delilen, sümmiyet hücceten tüsemma delilen. Demek ki hüccet dediğimizde delili kastediyoruz. Yukarıda konuştuk ya girişte. Hüccet derken delili konuşuyoruz. Yani delildir. Li'enneha çünkü li'enneha artık malum okuyacağız. Li'enneha çünkü delil tedullu ala gösterir. Bakın tam bu bizim inşallah Ebu Zeyd'de uzun uzun ele alacağımız semiyotik bir şey gösterendir. Delil zaten gösterendir. Tedullu ala göstermektir. Göstergedir, gösterendir. Neyi? Alel matlubi hedefi gösterir. Eddelil yedullu aleyna el matlub. Delil bize hedefimizi gösterir. Maksuda delille gidilir. Matluba delille ulaşılır. Diyor ki ve tehiyyetiha tuha ve te'lifuha. Bakın. Ve tehiyyetuha ve te'lifuha. Onun formu, biçimi, telifi, terkibi. Delilin, hüccetin terkibi. Li eclid delale
delalet nedeniyle, delil oluşu, gösteren oluşu nedeniyledir. Yukarıda söyledim ya, bir ecli delale. ABC önermelerimizi niye telif ve terkip yapıyoruz? Li ecli delale, gösterene dönüşsün. Bize bir şeyi göstersin. Bizi bir matluba ulaştırsın diye böyle yapıyoruz. İşte onun için buna da delilin, yani önermenin, müstakil olarak önermelerin ya da önermenin telifen ve terkiben delile dönüşmesi. Delil olduğu andan itibaren bizi bir matluba yöneltmesi, hepsi yüsemma istidlalen, bunların hepsi istidlaldir. Peki şu konuştuklarımızın hepsi, dersin başından beri söylediklerimizin hepsi nedir? Onu şöyle yazalım. Akli bir şeydir. Deminden beri konuştuklarımızın hepsi aklidir. Dolayısıyla istidlal bahsi el-bahsul akli, akli bir konudur. Şimdi geldik meselenin farklı bir yöne. Bunları konuşalım ve biraz yukarıda bir boş sayfamız vardı. Oraya çıkacağız. Şu turukul istidlal üzerinden bazı önemli hususları, mantık dersimizin bu son bölümü ve en önemli bölümünü inşallah bir uzun uzun konuşalım. Peki, turukul istidlal. Bir istidlalimiz var. Bakın, bir istidlalden söz ediyoruz. Bir de turukundan. Demek ki istidlalin çeşitleri var. Bunları önemli ölçüde Cabir'i okumalarında çok detaylı bir biçimde konuştuk. Lafız anlam ilişkisi bağlamında epeyce konuştuk bunları, eğer dinlerseniz ya da dinlemişseniz. Demek ki istidlalin çeşitleri var. Mesela et-turukul ilmiye lil istidlali. İstidlal etmenin, yani akli olarak bir sonuca ulaşmaktır istidlal. Akli olarak bir sonuca ulaşmaktır. Bunun ilmi yolları ada tarikül istidlalil mubaşir. Yukarıda görmüş olduğumuz istidlali mubaşir hariç. Ellezî tekaddemel bahsu anhu, biz bunu zaten ele aldık, konuştuk. Bu hariç, bakın tırnak içine almış. İstidlali mübaşiri kastetmiyoruz. İstidlali gayri mübaşirin çeşitlerinden bahsediyoruz. Selasetu enva'in reise. Başlıca üç kısma ayrılır. Bunun her birerlerini farklı taksimatlar yapabilip çoğaltabiliriz ama gerek yok. Başlıca işte efendim bunlar üç kısma ayrılır. Şimdi bu üç kısmı bir tanıyalım önce. Tanıyalım. El-evvelu el-kıyasu. Birincisi kıyastır. Ve-thâni et-temsilu. İkincisi temsildir. Ve-thâlis. Şimdi bunların kısa tanımlarını görelim. Sonra asıl konuşacağımız mevzuya geçelim. Çünkü bunları tek tek ele alacak ve özellikle de kıyası ele alacağız ve kıyas üzerinde duracak müellif. El-kıyası huve. Kıyas şudur. Kıyas da en yestahdeme zihnu, akıl kullanır. El kavaidel ammetel müselleme. Buna biz efendim genelde bedihiyat ya da a priori ilkeler diyoruz. Mantığın ilkeleri, müsellem mantıki ilkeler, mantık ilkeleri. Demek ki akıl mantığın herkesçe kabul edilen müsellem demek, itiraza, istisnaya yer yok demektir. Yani herkesçe müsellem, herkesin kabul ettiği. El-âmme genel olacak. Çünkü mantık genelle ilgilenir. El-kavâid bir kaide olacak. Yani
bir ilke ve kaide haline gelmiş olacak. İşte zihin bunları kullanır. Neyle? Bisihhatiha, bunların doğruluğundan hareket ederek. Çünkü el-kavaid, el-amme, el-muselleme sahih olmama şansı var mı? Hayır. Bunlar da sahih olmadığında zaten akıl diye bir şey kalmaz. Akıl da kalmaz, aklın eylemi, istidlali de kalmaz. İşte bu sahih olan noktayı kullanarak akıl fil intikal, bakın akıl yestakdim ez-zihnu, bunları kullanır. Nerede? Geçişte, fil intikal, bir geçiş yapacak. Yani bir çıkarımda bulunacak. El-intikal burada çıkarımdır. Akli çıkarım. Yani istidlal. Neye intikal edecek? İlâ matlubihi. İlâ matlubihi ne? Aklın hedefi. Matlub hedef. Peki hedefimiz ne? Meçhul. Meçhul olan hedefimize bunları kullanarak yönelecek de bunlar sayesinde bisıhhatil kavaidil ammel müselleme, müsellem olan bu kavaidi külliye efendim vesaire ile ilgili matlubumuzun, meçhulümüzün malum olmasını sağlayacak. Ve huvel umde, kıyas fit tarik, istidlal konusunda, istidlal yapma yolunda, istidlal yapma biçiminde ya da usulünde diyelim, ana esas budur. Kıyastır. El-umdedir. El-kıyası huvel-umde fil-istidlal. İstidlalde umde kıyastır. Ve-thâni et-temsilu. Temsil de öyle. Şimdi biz bunları birazdan yukarıda konuşacağız. Boş sayfaya geçeceğiz. Bu konuştuklarımızın tüm ayrıntılarını inşallah zat-alilerinizin ve değerli öğrencilerimiz zihninde netleşmesini sağlamaya çalışacağım. Temsil. Adı üstünde bakın, kelimenin kökü mislidir. Ayniyettir, benzerliktir. Peki mesele yümessilü, temsil nedir? Benzeştirmektir. Demek ki biz bir benzeştirmekten söz ediyoruz. Temsil ne demek? Benzeştirmektir. Yani elimizde birbirlerinden ayrı olan A ve B'miz var. A ve B'miz var. İlk planda sıradan bir bakışla bunlar birbirleriyle olan benzerliklerini saklarlar, gizlerler. Görünür değil bu. Bakın burada gizli bir göstergeden söz ediyoruz. Yukarıda konuşacağım birazdan. İşte akıl bunu keşfeder. Bu gizli benzeşme yönünü keşfeder ve sonra A'yı B'ye benzetir. Ya da B'yi A'ya benzetir. Fark etmez. Ve huve en yentakile zihnu min hukmi ahadi şey'eyn. Bakın. A ve B diye iki tane şeyimiz var. Onların bir hukum. Hüküm dediği bu benzeşme yönü işte. Zihin oradan intikal eder. Neye? İlel hukm alel ahar. Hangisinden hareket ediyorsa, A'dan hareket ediyorsa buradaki hükmü B'ye, B'den hareket ediyorsa A'ya taşır. Neden dolayı? Li cihetin muştaraketin beynehuma. Bu iki şey arasında ortak olan bir yön nedeniyle. Onları ortak kılan bir yönleri var. Bunu kim keşfediyor? Akıl. Ve o bunu burada kullanarak bir benzeşme yapıyor. Aksıracak gibi oldum da kusura bakmayın. Mevsim geçişlerindeyiz biliyorsunuz. Hava biraz serinliyor. Yavaş yavaş kışa hazırlanıyoruz. Hayırla gelsin inşallah. Demek ki temsilde iki şey söz konusu olacak. Kıyasta da öyle, yukarıda konuşacağız. Efendim ve akıl bunlar arasında bir ilişki kuracak ve bizi bir yere yönlendirecek. Peki es-sâlisu el-istikrâ. Son olarak istikrayı konuşalım. İstikrâ. El-istikrâ huve, istikrâ şudur.
en yedruse zihnu. Yedruse yani yeteallem demektir. Zihin öğrenir ya da yetederresu inceler, araştırır. Yetehakkaku tahkik eder. Yeteharri taharri eder. Ezzihnu zihin, akıl. Ne üzerine çalışır, ne üzerine bir tederrüste bulunur akıl? İddete cüz'iyat. Bakın, cüz'iyat. Burada şey en ağabeydi, burada cüz'iyat oldu. Yani A, B, C, D. En sayıda cüz'ilerimiz var. Bu cüz'iler üzerinde inceleme yapar. Nedir? Neden inceleme yapacak? Çünkü A'yı inceleyecek, B inceleyecek, ikisini kıyaslayacak. C inceleyecek, üçünü kıyaslayacak. D inceleyecek, kıyaslayacak. Sonra bu incelediklerinden hareketle bir sonuca gidecek akıl. Buna ne diyoruz? Tümevarım. Yani gözlemlediklerimizden hareketle bir genellemede bulunmaktır. Gözlemlerimizden hareketle bir genelleme yapmak. Niye? Yukarıda ne dedik? Kavaidi âmmeyi olacak. Kavaidi âmme ne demek? Genellemektir. Tümevarım belli sayıda cüz'iyatın sonuçlarını aklın külli bir tümevarıma dönüştürmesidir. Külli bir sonuca dönüştürmesidir. Tikelleri tümel olarak ifadedir tümevarım, istikra. Onun için feyestembitu minha bu cüz'iyattan, minel cüz'iyat bu cüz'iyattan hareket ederek hukmen âmmen, bakın genel bir hükme ulaşır. Ne? Akıl. Ez zihnu. Üçünün de öznesi zihindi. Yani ister kıyas yapalım, ister temsil yapalım, ister istikra yapalım. Bunun üçünü de yapan nedir? Akıldır. Öyleyse şöyle söyleyelim. El istidlalu huwa bahsun akliyun fakat. İstidlal tam anlamıyla sadece ve sadece akli bir konudur. İstidlal dediğimiz anda akli bir durumdan söz ediyoruz demektir. O halde bizim geleneğimizde bu ne kadar önemli bir şeydir. Evet efendim. Buralarda da konuşabiliriz. Boşluk var gibi duruyor ama ihtiyaç olursa yukarıdaki boşluğa çıkalım. Hazır aşağıya doğru iniyorken buradan devam edelim. Şimdi değerli izleyenler, bu istidlal bahsini biraz açalım. Şimdi konu istidlal bahsi olduğunda bunun akli bir eylem olduğunun altını bir çizelim. Çünkü bunları Ebu Zeyd okumalarımızda epeyce sorun alanı olarak konuşacağız. Demek ki bizim konumuz istidlal ve akli bir eylemden söz ediyoruz. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, konunun mantığını çok iyi görebilmemiz açısından istidlal bahsini sağlıklı bir biçimde anlayabilmek için her zaman bunun iki unsurunun olduğunu asla unutmayalım. Biz Cabiri okumalarımızda Arap aklını, Müslüman Arap aklının taakkul edişini, yani aklın işlevini, istidlal işte taakkuldür bu. Onu da yazalım. Taakkulden söz ediyor. El istidlal huve taakkul. Taakkuldür. Akletmektir. İşte tüm beyani geleneğimizde, ulumu İslamiye'nin tüm beyani geleneğinde istidlal
her zaman iki şey arasındadır. Yani bu istidlal konusunun, akli bir eylem olan taakkulün bu dikotomik özelliğini hiç unutmayalım. Bunlar zorunlu bir ilişkidir. Bir istidlalden söz ediyorsak böyle bir ikili dikotomi söz konusudur. Nedir? Asıl ve fer. Bir asıl bir de fer olmadıkça istidlalden söz edemeyiz. Buraya kadar okumuş olduklarımızı bu iki dikotomik ilişki üzerinden, asıl fer ilişkisi üzerinden netleştirerek gidelim. Fer neydi? Hedefti. Fer neydi? Meçhul. Fer neydi? Fer neydi? Matlup idi. Hedefti, maksuttu, meçhuldü, gösterilen idi. Gösterilen idi. Peki asıl nedir? Asıl bilgidir. Yani bilinendir. Hükmü belli olandır. Bilinendir. İki, başlangıç noktasıdır. Buradan hareketle akıl istidlale yönelecek, fer'e yönelecek, meçhulü efendim bulacak. Peki asıl neydi? Gösteren idi. İşaret eden, gösteren. Neyi gösteriyor? Meçhulü gösteriyor ve onu malum kılıyor göstererek. Peki akıl ne yapıyor? Akıl asıl ile fer arasındaki bu yeşil ile yazmaya çalıştığım ilişkiyi kuruyor. Yani akıl aslın aslını, fer'in de fer oluşunu tespit eden hakemdir. Dikkat durun. Bu çok önemli. Akıl aslı asıl, fer'i de fer olarak tespitte hakemdir. Hem aslı bu asıldır diyor koyuyor. Sonra da bu asıldan hareket ederek buraya fer'e yöneliyor. Fer ile ilgili bir sonuç ortaya koyuyor. Bu tamamen akli bir etkinliktir ve akıl bunu yapıyor. Bu itibarla bunun tüm çeşitleri üzerinde durduğumuzda da inşallah bunları konuşacağız. Örneğin elimizde bir X var. X'in bir hükmü var. Bir hükmü var. Bilinen bir hükmü var X'in. X'in bu hükmü, dikkat buyurunuz, A nakli bir, yani vahiy ve dini bir temele dayalı bir hüküm olabilir. Şer'i bir hüküm olabilir. Elimizdeki aslın hükmü şer'in belirlediği, vahyin belirlediği bir hüküm olabilir. Ya da akli olabilir. Yani akli bir temel ilke, işte okuduk ya metinde, külli bir ilke, müsellem bir ilke olabilir. Fark etmez. İkisi de hangisi olursa olsun. Elimizde hükmü belli, malum ve bilinen bir asıl var. Şimdi dikkat buyurunuz. Akıl şu fer'e bakıyor, şu fer'e. Fer asla tabi olan demektir. Buna bakıyor. Bu asıl ile onun arasında bir ilişki tespit ediyor. Bir ilişki tespit ediyor. Bir ilgi buluyor. Kim yapıyor bunu? Akıl. Bir ilişki tespit ediyor. Şimdi dikkat buyurunuz efendim. Şimdi bu ilişki
asıl ile fer arasında aklın tespit ettiği bu ilişki illet olursa, yani şu asıldaki hükmün hükmedilmesinin nedeni olursa, kurduğu bu ilişki aslın hükmünü, asılda var olan bu hükmü bu illet ilişkisi üzerinden fer'e taşırsa, bunun adı kıyastır. Bunun çeşitlerini, türevlerini göreceğiz. Demek ki akıl fer'e aslın hükmünü illet üzerinden, illet benzerliği üzerinden, illet ilişkisi üzerinden gerçekleştirirse buna kıyas diyoruz. Akıl asıl ile fer arasındaki ilişki illet değil, bir şibih, bir benzerlik unsuru, bir benzeme üzerinden, bir benzerlik üzerinden kurarsa ve aslın hükmünü bu benzerlik üzerinden fer'e taşırsa, buna ne diyoruz? Buna temsil ya da teşbih. Mantıktaki adı temsildir. Teşbihtir. Benzerlik üzerinden gidiyor. Dikkat ediniz. Eğer asıl akli olarak, bakın akli olarak, cüz'iyat üzerindeki tecrübi sonuçlarını, tecrübi sonucu, elde ettiği tecrübi sonucu, bu sonucu, hükmü fer ile ilişkilendirir. Fer ile ilişkilendirir. Bunu salt akli delalet, bu diyor buna. Akli olarak belirlerse, bakın burada belirleyici olan, bunları da akıl yapıyor ama belirleyici olan illettir. Bunu da akıl buluyor ama benzerliktir. Bu tamamen aklidir. Taşırsa bunun adı istikradır. Şimdi dikkat buyurunuz. Hangisi olursa olsun elimizde bir asıl ve fer olmadan bu istidlali ve akli etkinliği yapabiliyor muyuz? Hayır, yapamıyoruz. Yani İslam kültüründe bilgiyi üreten aklın istidlali bilgi söz konusu olduğunda taakkulü, işlevselliği, ortaya koyduğu bütün performansı asıl fer ilişkisi üzerinden gerçekleştirir. Onun için Cabri'de asıl fer meselesi son derece önemlidir. Bu hafta yapacağımız derste de bunların üzerinde duruyoruz, diyoruz. Tam oraya geldik. Asıl fer illet konusuna geldik. Onun üzerinde duracağız. Bu dersleri de ilişkilendirerek yapıyorum ki birbirini takviye ederek efendim daha iyi izleyicilerimiz açısından anlaşılır olsun diye. Şimdi bu bahsin önemli oluşunu ve bu bahiste istidlal konusunu ele alırken, konuşurken genel anlamda üzerinde duracağımız hususları biraz daha netleştirelim. İstidlal ve bunun asıl fer ilişkisi. Evet. Şimdi geleneğimizde özellikle kelam alanında, kelami konularda bu istidlal konusu en temel konudur. O halde yukarıda söylemeye çalıştığımız şu üç durum, asıl fer ilişkisi üzerinden kıyas, temsil ve istikrar. Bunlar fıkıh usulünün yöneldiği alanlardı. İstidlalin bir de kelam ilmine özgü, kelami
istidlal diyelim buna. Kelami boyutu var ki, kelami, teolojik boyutu var ki bu son derece önemli ve bu derste, bu bahiste üzerinde durmam lazım. Çünkü bu konuları ele alacağımız çok farklı okumalar yapacağız. Bu okumalarda konunun mantıksal arka planı ve zemini açısından buraya atıfta bulunmam gerekecek. Dolayısıyla bu bahiste, mantığın bu en önemli istidlal bahsinde bunu konuşmamız lazım. Şimdi yukarıda dedik ki asıl, kimdi asıl? Hakkında şer'i ya da akli bir hükmün bulunduğu temeldi, başlangıç noktamızdı. Peki, kelamın başlangıç noktası nedir? Kelamın başlangıç noktası meşrudattır. Ne demek meşrudat? Biz buna şahit diyoruz. Şahit. Yani görünen, meşhut, mevcut, mevcut diyoruz. Şimdi kelam ülemamız, kelamcılarımız ister Eş'ari, Sünni geleneğe mensup olsunlar, isterse Mutezili ya da harici ekollere mensup olsunlar. Hepsinin istidlal ve aklediş biçimi aşağı yukarı aynıdır. Bu ekollerin tamamında asıl meşhudat olandır. Yani mevcut, görünen, belli olandır. Asıl ferde gayıptır, gayb olandır. O halde kelami alanda, kelam olarak kelami alanda meçhulümüz, meçhul olan gayıptır. Adı üstünde gayıp. Bilinmiyor, meçhul. O zaman hedeftir. Bilinmek istenen hedef fer gayıptır. Maksudumuz bu. Peki gösterilen de bu, gösterilen. O halde kelam ilminde meşhudat, şahit gösterendir, gayıp da gösterilendir fer. Onun için tüm kelami çıkarımlarımız şahidin gaybe delaletidir. Bunu yazalım. Yani kelami istidlali bir cümleyle yazarsak kelami istidlal şahidin gaybe delaletidir. Onlarca cilt Mutezili kelam eserlerini okuyun. Onlarca cilt Sünni Eş'ari kelamına dair yazılan eserleri okuyun. Özü budur. Şahidin gaybe delaletidir. Peki. Şimdi mantıki olarak konuşuyoruz. Mantık ilminde mantık dersi yapıyoruz. Asıl ile fer arasında böyle bir istidlal yapabilmemiz için değerli izleyenler, rengi değiştirmek istiyorum da renk arıyorum uyumlu olsun diye. Böyle bir istidlal yapabilmemiz için asıl ile fer arasında A ontolojik, B epistemolojik bir ilgi kurmak zorundayız. Yukarı çıkalım. Fıkıh usulüne geldik. Onun için fıkıh usulünün tutarlılığı işte burada ortaya çıkıyor. Asıl ile fer arasında hem ontolojik hem de epistemolojik uyum vardır. Kıyasta da vardır.
Teşbihte de vardır, temsilde ve istikrada. Neden? Çünkü asıl diyelim ki şarap olsun, bu da nebiz olsun. Bunlar ontolojik olarak ikisi de sıvıdır. İçilince insanı sarhoş eden sıvıdır. Ontolojik olarak maddeleri aynı. Epistemolojik olarak da bunların işte dini ya da fıkhi hükümleri ahkama konudurlar vesairedir. Aynıdır. Onun için burada ulaşılacak sonuçlar sağlıklıdır. Doğrudur, güvenilirdir. Temsilde de öyle teşbihte. Ali'yi Veli'ye benzetiyorsunuz. Ontolojik birlikteliği ve epistemolojik karşılıkları aynıdır. İstikrada da öyle. Çünkü tecrübe ettiğiniz şeylerin toplamından ulaşmak istediğiniz hedefinizin ontolojisi farklı değil. Ontolojik birliktelik ve epistemolojik birliktelik söz konusudur. Şimdi aşağı inelim. Kelam geleneğimizin en büyük bence eksikliği ve hatası. Onun için ısrarla öğrencilerimi de buna yönlendiriyorum. Zekasına güvendiğim, yeteneğine güvendiğim ne kadar öğrencim varsa hepsini kelamcı olmaya yönlendiriyorum. Çünkü bizim acilen usulü dine kelamı yeniden inşa ve yapılandırmaya ihtiyacımız var. Kelam olmadan olmaz. Fazlur Rahman konferansımda da eğer izlemişseniz bunun üzerinde durdum. Acil ihtiyacımız usulü dindir. Usulü din olmadan diğerlerinin hiçbiri sağlıklı bir zemine oturmuyor. Çünkü kelam inancımızı ilgilendiren bir alan. Kelam kendisini teolojik olarak güvenilir bir zeminde bir ilim disiplin halinde ortaya koyamazsa vay halimize. Onun için tüm kelamcı meslektaşlarımı klasik kelamın şu son derece önemli istidlali problemlerini artık net olarak görmeye ve bunu üzerine bir sorunsal olarak gitmeye de buradan bu vesileyle beni hoş görsünler bu kardeşlerini, meslektaşlarını davet ediyorum. Çünkü artık bu sürdürülebilir bir problem değil. Bu sürdürülmemesi gereken bir problem. Neden? Çünkü istidlal asıl ile fer arasında kurulması gereken zorunlu akli bir etkinlik ve ilişkidir. Ama akıl bunu yapabilmesi için, bu çünkü ne dedik? Akli bir durum bu. Akli bir etkinlikten söz ediyoruz. Akıl bunu yapabilmesi için asıl ve ferde ontolojik bir ortaklığı, epistemolojik bir ortaklığı bulabilmesi gerekir. Akıl ancak asılla fer arasında hem ontolojik hem de epistemolojik bir bağ kurabildiğinde işlevsel olabilir ve istidlal yapabilir ve buradan hareketle bir sonuca gidebilir. Peki, bizim tüm kelami geleneğimiz meşhudatın cevher ve arazdan oluştuğunu, hadis olduğunu söylüyor mu? Evet. Haklı mı? Evet. Bunların hepsi, meşhudatın hepsi mürekkeptir diyor mu? Evet. Mürekkepler cüzlerin terkibinden oluşur bir ilke midir? Evet. Doğru mudur? Evet. Bunların hepsi doğru. Bunda bir sorun yok. Ama şimdi bunları hadis olanı, cevher araz olanı, mürekkep olanı gösteren yaparsak ve bunu da gaibin gösterenine dönüştürürsek, buradan bir gayba ilişkin sonuca gitmeye kalkarsak, şimdi bu asıl bu fer'in gösterene mi? Hayır. Bu asıl bu fer'i gösteremez. Neden? Hem ontolojik olarak gösteremez, hem epistemolojik olarak gösteremez. Gösteremez efendim. Bunu aklı selim hiç kimse gösterir diyemez. Gösteremez. O halde
İstidlalde gösteren gösterilen ilişkisi üzerinde ontolojik ve epistemolojik bir ortak zemin söz konusu değilse istidlal batıldır. Onun için bizim tüm kelam geleneğinin gaybe ilişkin meşhud olandan hareket ederek gayba ilişkin gerek bu gayba ilişkin çıkarımlarda Allah'la ilgili olsun, gerek ahiretle ilgili olsun, gerekse tüm imani konularda bakın bunları konuştuk. Seyit Hüseyin nasıl da bilgi ve iman farkında. Konular olsun, hangisi olursa olsun. Bunlara yönelik buradan hareketle, meşhud olandan hareketle çıkardığı tüm sonuçlar batıldır. İstidlali olarak batıldır. Bu bir istidlal olamaz. Yani şahitten hareket ederek gaiple ilgili hüküm verilemez. Sanıyorum daha önceki bir dersimizde de bunun üzerinde biraz durmuştum. Hatta bir Arap şairinden de bir mısra okumuştum. Diyor ki, El-ba'etu tedullu alel-ba'iri. Bir dışkı, affedersiniz, hayvan dışkısı, o dışkının türüne göre bunun hangi hayvandan çıkmış olduğuna delalet eder. Evet, güzel, eder. Şimdi yazalım. Özür dilerim ama bunları yazalım. Çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Meşhud olan ne? Hayvan dışkısı. Dışkısı. Bunun delalet ettiği ne? Hayvan. Bunun delalet ettiği ne? Hayvan. El-ba'etu tedullu alel-ba'iri. Bu dışkı ata aittir. Bu dışkı falana aittir. Eyvallah. Vel-akdamu tedullu alel-mesiri. İz, ayak izleri. Kime delalet ediyor? Yürüyen birine. Bu insan olur, hayvan olur. İze göre, ize bakarız. Ha buradan insan geçmiş, buradan şu geçmiş diyebilir miyiz? Evet deriz. Vel ardu zatu ficacin ve semau zatu burucin. Dalga dalga yeryüzü, burç burç gökyüzü. Şimdi. Dalga dalga yeryüzü, burçlarıyla gökyüzü. Şimdi şair istidlal ediyor bakın. Ela tedullu alel alimil habiri. Bir bilene, bir haberdar olana. Bakın alim, habir, gaybe geçti. Delalet etmez mi diyor. Ela tedullu alel alimil habir. Evet etmez efendim şair efendi. Etmez. Buralarda ederdi çünkü ontolojik birliği vardı. Burada etmez çünkü ontolojik farklılığı var. Etmez. Bir köy muhtarsız, bir iğne ustasız olmaz. O halde bu alemin de bir ustası vardır. Sonucu çıkmaz. Neden? Çünkü köyün muhtarı köylünün ontolojisiyle aynıdır. İğnenin ustasıyla iğne aynı meşhud maddi cevher araza sahip ontolojik birliğe sahiptir. Ama evrenin ustası derseniz Muhammed İkbal'in dediği gibi evren cinsinden bir mühendis tasarlamanız lazım. Çıkmaz efendim. Mantık ve felsefe buna izin vermez. Onun için Seyit Hüseyin Nasır okumaları yapıyoruz ve gayba ilişkin bilginin kutsal bilgi olarak başka bir istidlale dayanması gerektiğini konuşuyoruz. Kelamcılarımız gardını buna göre almalı. Bu olmaz. Niye tasavvuf diye bir geleneğimiz var? Boşuna mı bunlar çıktı? Çok önemli bir şey bu. Onun için dikkat edin. Evren, varlık bize ancak kendi türünden ontolojik anlamda birlikteliği olan bir şeye gösteren olabilir. Kendi dışına göstermez.
Wittgenstein ne dedi? Oraya sınıra gelirseniz, yani gösterenin sınırı, meşhurun sınırına gelirseniz, sınır bir öteyi imler bakın. Bir ötesini imler ama öteye dair hiçbir şey söylemez. Susarsınız orada diyor bak. İşte sustuğumuz yerde kutsal bilim devreye girdi. Ona iman diyoruz. İmana dayalı, inanca dayalı bilgi. İşte peygamber burada devreye giriyor, iman burada devreye giriyor, kitap burada devreye giriyor, vahiy burada devreye giriyor ve çok önemli bir noktaya geliyoruz. Ve kelam bunu yeniden böyle inşa etmeli. Öyle hudus deliliydi efendim. Gayelilik, amaçlılık, teleolojik delil bilmem neydi. Yani hareket ederek gayibin istidlali orta çağda kaldı efendim. Yeni çağda geçtik, modern çağda geçiyoruz. Lütfen kendi çağımıza teşrif edelim. Kendi çağımızın koşulları üzerinden bu meseleyi yeniden ele alalım. Şimdi dikkat buyurunuz. Kur'an bize hangi ayetle ilk defa seslendi? Bakın. İkra bismi rabbik ellezî halak. Bakın şimdi. Okuma da bir istidlal biçimidir. Allah bizden varlığı okumamızı istiyor. Size varlığı kitap olarak yazın diyor. Çünkü iki tane kitap var. Bir kelam olarak, yani dil olarak vahiy üzerinden dil olarak bize gelen bir kitap, bir de kudret kitabı dediğimiz, işte mevcudat, meşhudat dediğimiz kitap var. Kur'an ayetlerinin tamamını okuyun. Bu ilk inen ayetle çok önemli ilişkisini kurmaya çalışacağım. Okuyun. Hepsi bakın bismi Rabbik, ismi adıyla, yani ona inançla, onun adı, önce onu kabul ediyorsunuz. Bakın iman. İman sahibi oluyorsunuz. İman üzerinden bakınca evren muhteşem bir kitaptır. Hiçbir şair böyle bir şiiri söyleyemez. İşte şair de coşmuş ya, öyle. İman işte. İmanla bakıyor. Ama ateist de aynı evrene bakıyor. Ne şiir yazıyor ne bir şey. O da başka bir şey yazıyor. Aynı evrene bakıyor. Aynı dalga dalga yeryüzüne bakmıyor mu ateist? Aynı burç burç semayı bizden daha incelemiyor. Kim Stephen Hawking gibi semayı incelemiş olabilir? Hangimiz onun kadar evrenin fiziğinden haberdarız? Formundan, terkibinden hangi kelamcımız onunla aşık atabilir? Niye o bu meşhuttan bir gaibe istidlal etmiyor? Ve evrenin bu evren olarak var olması için bir tanrıya ihtiyaç yoktur sonucunu çıkarıyor. Çünkü bu akli bir istidlal yapılacak bir iş değil. Onun için Stephen Hawking haklı olarak kendi açısından var olanın kendi cinsinden var olanına istidlalini yapmış. Diyor ki evren oluşunun eğer bir nedenini illa arayacaksanız kendisidir diyor. Çünkü kendisini gösterir. Var olan ontolojik olarak kendini gösterir. Gaibi değil. Peki bu var olana eğer gaybe iman ediyoruz. Bakın gayıp burada bizim için gayıp, el gaybu gayıp, iman konusudur. Gaybe iman etmişiz. Allah da zaten bana iman edin diyor. Beni bilin demiyor ki. Bunları konuştuk Seyyid Hüseyin Nasır birinci dersimizi izleyin lütfen. Beni bilin demiyor, bana iman edin diyor. Ha, iman edince bir de bakıyorum ki evren, alem Allah'ın kitabına dönüşüyor. İmanı kaybedersem evren bir kaosa dönüşüyor. Allah, fırtınalar, kaos. İman ediyorum, muhteşem bir esere dönüşüyor. Bakın. Onun için bizim
İstidlal bahsini çok çok ama çok iyi kavramamız, bilmemiz, anlamamız gerekiyor. Onun üzerinden klasiklerimizi okuyup değerlendirmemiz lazım. Aksi takdirde bunlar gözümüzden kaçıyor ve gözümüzden kaçan bu meseleler bizim başımıza çok işler açıyor. Efendim müsaadenizle. Şurada son olarak bir hususa daha değineceğim. Son değerlendirme yazayım. Evet, istiklal bahsini işliyoruz. Bir fer'imiz var. Fer gayıp, gayba ilişkin bir fer. Bir de aslımız var. Asıl da şahittir. İstidlal de delil getirmek, akli bir eylemdir dedik. Ve yukarıda metni okurken delilin akıl tarafından meçhulümüz olan şeye meçhulün bir ispatı, tespiti olarak işlev gördüğünden söz ettik. Şimdi gaibimiz Tanrı olduğunda, Allah demiyorum, o imana konudur. Bu Tanrı felsefi bir kavram olarak kullanılır. Tanrı olduğunda şahitten hareket ederek Tanrı'ya istidlal edip şahidi Tanrı'nın ispatı hiçbir biçimde yapamazsınız. Akıl, insan aklı olduğu müddetçe ve istidlali de akıl yaptığı sürece, akıl, akıl olduğu sürece hiçbir zaman şahit yani mevcudat, mahsusat, Tanrı gibi gayb olanın ispatı, delili, hücceti olamaz. Olur dediğimiz anda Hasan Hanefi devreye girer, der ki Tanrı teoloji mi, antropoloji mi makalesini okumanızı tavsiye ediyorum. Tanrı istidlalin, bakın Tanrı istidlalin, renk kalem rengi değiştirelim. Tanrı istidlalin konusu olduğunda aklın da konusu olur. Oysa Tanrı aklı aşkın olduğundan akla konu olamaz. Dolayısıyla Tanrı istidlal konusu, gayb istidlal konusu olamaz. Onun için Seyyid Hüseyin Nasır aklı mutlakı bilecek bir yeti olduğunu bize söylüyor. Bir yetimiz var, mutlakı bilmek için bize verilmiş bir yetimiz var. Bunu vahiy ile destekleyerek, imanla destekleyerek ve devreye peygamberi koyarak, kitabı koyarak bu alana, gayb alana ilişkin bir yol bulmaya, yol açmaya, kutsal bir bilgi, bir bilim keşfetmeye çalışıyor mu? Tasavvuflarımızın asırlarca yapmaya çalıştığı gibi. Onun için dikkat buyurunuz. Eğer kelam geleneğimiz bugün çağdaş bir yeniden yapılanmayla bir usulü din olarak dinin tamamının anlaşılmasının ana zemini olacak şekilde bir kelam ilmi inşa edecekse, bu kelam ilminin başta mantık, felsefe, tasavvuf ve tabii ki Kur'an vahyi zemininde bunların birlikte bir bütün halinde, uyumlu bir biçimde ele alınmasından geçer. Başka yolu yok. Bu itibarla Tanrı istidlal ve ispatın değil, imanın konusudur. Tanrı'ya iman ederiz. Bir de Tanrı'yı bilmek istersek o da onun adı marifettir, irfandır, tasavvuftur, maneviyattır, ubudiyettir, kulluktur ve bu bir kelimeyle dindir, vahiydir. İşte dinin, vahyin, peygamberin önem ve değeri de tam burada ortaya çıkıyor. Taşları doğru yere koymamız, doğru bir inşada bulunmamız,
ve insanların bugün sorgulayan, araştıran ve dünya iletişim çağında adeta bir sınıf haline gelip her an herkesin her yerden haberdar olabildiği bir dünyada insanların dindar kalabilmeleri, ateizme, deizme, agnostizme kaymamaları için onları dinle baskılayarak susturamayız. Klasik kelami yaklaşımla ikna edemeyiz. Dini bir baskı unsuru, Allah sizi yakar eder, cehenneme gidin de görün değil. Din çünkü aydınlanmadır. Bizi aydınlatsın diye inmiştir. Dini insanlara ışık tutan, onları aydınlatan bir unsur olarak görelim, gösterelim. Bunun için de tüm çok değerli geleneksel birikimlerimizi sağlıklı okumayı, değerlendirmeyi ve bunlardan yine sağlıklı sonuçlara ulaşabilmeyi de başarmalıyız efendim. Bu konuyu okumalar bahsimizin farklı bölümlerinde farklı boyutlarıyla inşallah ele almaya devam edeceğiz. Edeceğiz çünkü dikkat buyurunuz. Bütün o konular mantığın bu istidlal bahsiyle doğrudan ilişkilidir. İşte bu dersimizde istidlal bahsini bu şekilde ele almayı düşünerek geçen haftadan konuya girmeyişimin nedeni buydu. Umarım meramımı anlatabilmişimdir. Umarım konu anlaşılmıştır. Şayet anlaşılmayan bahisler olursa yazarsınız, onları konuşuruz ve ilerleyen bahislerde yine bunları konuşacağız. Ama daha çok da Cabiri okumalarında, Ebu Zeyd ve özellikle ve bilhassa da bu son konuştuğum meselelerde Seyit Hüseyin Nasır okumaları bizim için son derece önemli. Onlar da inşallah ele almaya devam edeceğiz. Efendim tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.